olan kullarından eylesin. Sadık. Sadık. Bak Sadık'ı da izah edeyim. Ve sizi fazla sıkmadan inşallah burayı işgal etmeyeyim ineyim. Sadık nedir? Muhterem kardeşlerim, Kur'an'da sadıklarla ilgili ayet-i kerimeler vardır. Sadık, biliyorsun sadıkların reisi Hazreti Ebu Bekir'dir. Sadıkların makamı şehitlerinkinden yüksektir. Dikkat edin. Sadıkların makamı şehitlerin makamından yüksektir. Niye göre? Delillerim var da söyleyeceğim şimdi. Muhterem kardeşlerim, sadıkların reisi Ebu Bekir Sıddık'tır. Ama neyin sadığı? Dinin sadığı, kitabın sadığı, peygamberin sadığı, davasının sadığı, cemaatinin sadığı, birliğin sadığı, beraberliğin sadığı. Bu sadık Ebu Bekir'indir. Onun arkasından gidecektir. Resulullah'a onları o takdim edecektir. Şehitlerin şehidi Hazreti Hamza'dır. Yeryüzünde bütün şehitleri Allah Hazreti Hamza'nın arkasında toplayacak, Hazreti Muhammed'e takdim edecek. O da Rabbime takdim edecek. Öyle başıboş yok. Almanın karşısına başıboş gidemiyorsun da Rabbimin karşısına sallana sallana gidemezsin. Allah için cihad edenler, Kur'an'ın hakim olmasını isteyenler, faizin kalkmasını isteyenler, putçuluğun ortadan kalkmasını isteyenler, zinayı yok etmek isteyenler, bu yolda zalimlere karşı cihad edenler, onlar şehit olacaklardır. Onların hapishanelerinde ruhlarını teslim edecekler, şehit olacaklardır. Şehitlerin piri Hazreti Hamza'dır. Yarın kıyamet günü Hazreti Muhammed'e bütün şehitleri o takdim edecek. Buyur ya Resulallah. Senin nizamın için, senin kitabın için, senin sünnetin için zalimlere karşı, şeytana karşı ve şeytanın ordusuna karşı cihad ettiler, şehit oldular. Buyur, onları Rabbime takdim et diyecek, Resul-i Ekrem alacak. Sadıklar, davalarına sadık olanlar, davalarına bağlı olanlar, davalarını satmayanlar, bir cemaati fitne çıkarıp bölmeyenler, o cemaati eğitmekle meşgul olanlar, o cemaati kardeşlerine rahmet gelir diye bölmekten korkanlar, peygamberi düşünenler, Muhammed'in sistemine teslim olanlar, onlar da davalarının ve dinlerinin sadıklarıdır. Onları da Ebu Bekir alacak, Hazreti Muhammed'e getirecek. Ve Hazreti Muhammed Rabbime takdim edecek. Takdim böyle olacak. Muhterem kardeşlerim, sadıklar gelince biraz Ebu Bekir Sıddık'ın hayatından size bahsedeyim. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de peygamber olarak gelmişti. Allah onu göndermişti. Peygamberimiz gelmeden evvel, Muhammed Aleyhisselam İslam dininin temsilcisi olmadan evvel, bu bir davayı omuzlamadan evvel, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu davayı almadan evvel, Hristiyanların bugünkü dejenere edilmiş dinleri mevcuttu. Yahudilerin dejenere edilmiş Tevrat'ı mevcuttu. Hristiyanların İncil'i ve Yahudinin Tevrat'ı ve birçok bu üç tane saydığımız kitap, İncil, Tevrat, Zebur mevcuttu. Fakat insanoğlu Allah'ı terk ederek, kendi kafasına göre, nefsine göre, çünkü er nefis kafirdir. Sizin nefsiniz de kafirdir. Benim nefsim de kafirdir. Acının nefsi de kafirdir. Hocanın nefsi de kafirdir. Bütün nefisler kafirdir. Bu kafir nefis daima Allah'a itaati men eder. Bu kafir nefis daima Muhammed'in sünnetine reddetmeyi emreder. Bundan dolayı, bu emirlerden dolayı Cenab-ı Allah Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Dejenere olmuş. İncil bozulmuş. Tevrat bozulmuş. Efendim Zebur bozulmuş. Dejenere. Bu dejenere devride Allah hasıllarını içine toplayan İncil'i Tevrat'ı hükümsüz kılmak suretiyle Rabbim Kur'an'ı göndermiş. Kiminle? Cibril'le. Kime göndermiş? Hazreti Muhammed Mustafa'ya göndermiş. Kur'an geliyor. Peygamber davasını almış. İra dağında gelmiş, evvela evinden başlamış. Ya Ayşe, ya Hatice,
Bana Rabbim mukaddes bir davayı yükledi. Sen benim arkadaşımsın. Sen benim hanımımsın. Sen benim evimin hanımısın. Allah'ın davasını evvela sana anlatıyorum. İlk defa yeryüzünde bir kadın Müslüman olmuş, o da Hazreti Hatice validem. Öyleyse demek ki peygamber bu işi evinden başlamış, hanımından başlamış, biz de çocuğumuzdan, hanımımızdan başlayıp ortaya çıkmalıyız. Peygamberin sünneti böyledir. Tabii Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gelmeden evvel bu dejenere kitapların alimleri vardı. İncil'in alimleri vardı. Tevrat'ın alimleri vardı. Zebur'un alimleri vardı. Bu alimler İncil ve Tevrat'ta okuyorlardı. Bir gün gelecek bir peygamber gelecek. Dikkat edin. Bir gün gelecek bir peygamber gelecek. Arkasında beni vardır. İşareti şudur. Rengi budur. Tipi budur. İncil, Tevrat bunu tarif etmişti. Böyle bir kimse gelirse ahı zaman peygamberidir. Aman ona yetişin diyordu. Bütün alimler bunu biliyordu. Bütün o zamanın din adamları bunu anlıyordu. Bu kitaplar onlara malumat veriyordu. Ve bu arada içkinin, zinanın, fuhuşun, putun zirveye çıktığı zamanda, Beytullah'ı bırakıp Beytullah'ta putlara tapıldığı zamanda, Allah'ı bırakıp zinaya, içkiye, fuhuşa dalındığı zamanda, o anda Allah Muhammed'i gönderdi. Muhammed aleyhissalatü vesselam geldi. O anda geldiği zaman, Hazreti Muhammed geldiği zaman, o gelmeden onu tarif eden alimler, o gelmeden onu tarif eden Hristiyan alimleri, kitap sahipleri, o geldi, baktılar ki yok, bu bizden değil dedi. Bu olsa olsa Yahudi olması lazımdır, Arap kavminden gelmiştir, babası yoktur, yetimdir, böyle bir adamdan peygamber olmaz dediler. Kitaplar gösterdiği halde, yerini söylediği halde, izini söylediği halde, rengini söylediği halde ona tabi olamadılar. Sadık değillerdi. Onlar gelecek peygambere sadık değillerdi. Onlar kendi kabilelerinden, kendi ırklarından istiyorlardı. Allah da çölde bir yetimden Hazreti Muhammed'i gönderdi. Bildikleri halde iman edemediler, cehennemin dibine gittiler. Yahudi alimleri böyleydi. Hristiyan alimleri böyleydi. Ve İncil'in, Tevrat'ın mensupları böyleydi. Peygamber'e yardımcı olamadılar. Böylece cehenneme gittiler. Şimdi bunlardan, o da aynı insanlardan. Eba Bekir Sıddık. Neden Sıddık? Neden Eba Bekir Sıddık? Neden Hazreti Ömer Sıddık değil? Neden Hazreti Ali Efendimiz Sıddık değil? Efendim? Neden Hazreti Osman Efendimiz Sıddık değil de Eba Bekir Sıddık? Bunu inceleyelim bakalım. Kitaplarda bunları yazıyor ama maalesef televizyondan, radyodan, teyipten, şarkıdan, gıybetten, dedikodudan bunlarla meşgul değilsiniz arkadaşlar. Bunlarla meşgul değilsiniz Müslümanlar. Onun için bunları bilsek yere çakılırız biz. Kafirleri görürüz, Müslümanın hatasını görmeyiz. Onun için bunlara dikkat etmemiz lazım. Resul-i Azam aleyhissalatu vesselamın sadık arkadaşı Eba Bekir Sıddık. Bugünün yeryüzündeki zenginlerinden şu anda daha zengin. Yeryüzünde ne kadar zengin varsa altın hesabına göre istatistiklerin, bugünkü Amerikan uzmanlarının, Fransız uzmanlarının, profesörlerin yapmış olduğu istatistiklere göre Eba Bekir, Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu davayı devraldığı zaman, bu görevle görevlendirdiği zaman dünyada altın bakımından en zengin insan Eba Bekir Sıddık. Ve aleyhissalatu vesselam matabi oldu. Biliyorsunuz her şeyini verdi. Malını verdi, para verdi, altın verdi, köleleri aldı. Bilal-ı Habeşi gibi ve mümtaz bir insanı, dehşet bir insanı satın alarak Muhammed'e teslim etti. O parayı veriyordu, peygamberimize gidiyordu. O madden verip satın alıyordu, İslam'a alıyordu. Böylece kölelere harcadı. İslam'ı harcadı, davayı harcadı. O zamana kadar sadık değildi. Sadık değildi. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cihada gideceğiz. Cihad kıyamete kadar devam edecek. İslam'ın altıncı şartı cihattır. Ama bugünkü Yahudi, Siyonizm bunu ortadan kaldırmış, Müslümanlar bunu bilmemektedir.
Biliyorlar Kur'an'da cihat ayetleri vardır ama cihat bakidir. Cihat devamlıdır. İkindi namazını kılarsınız, bir daha ikindi kılamazsınız. Şimdi ikindiyi kılacağız, başka bir ikindi yerine kılamazsınız. Ama ben bugün cihat yaptım, yarın cihat yaptım diyemez. Yoktur yarın cihat diyemez. Cihat devam eder. Anında devam eder, devam eder, devam eder. Cihat devamlıdır. Cihat kalkmaz, kuvvetlidir cihat. Bundan dolayı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın yanında cihat ediyordu. Parasıyla, puluyla, bütün servetiyle cihada gidilecek. Cihada niye gidiliyor? İslam anlatılacak. Peygamber tanıtılacak. Kur'an-ı Azimüşşan tanıtılacak. Putlar ortadan kalkacak. İçkiler kaldırılacak. Zina yuvaları yok edilecek. Haksızlık kalkacak. Yetimler gülecek. Fakirler sevinecek. Allah'ın adaleti gelecek. Başka bir adalet fakiri fukarayı sevindiremez. Ne masonların idaresi, ne kapitalistlerin idaresi, ne Amerikanın idaresi, ne Fransızların idaresi, ne İngilizlerin idaresi asla fakiri güldürmez. Fakiri güldürecek tek yol Kur'an'dır. Kur'an'ın hükmünün hakimiyetidir. Başka yol yoktur. Bu da cihat yolu. Cihat olacak ki bu hakim olsun. Başka türlü olmaz. Bu yolda çalışıyor Ebubekir Sıddık servetiyle, canıyla, malıyla, her şeyle. Tabii bir gün gene bir cihat var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, sahabeler de gıpta ediyor ama. Haline gıpta ediyor. Ah şu Ebubekir gibi olsam. Herkes. Herkes gıpta ediyor. Malını veriyor. Mal vermek sana ait. Can ver, canı almak da Allah'a ait. İster ver ister verme. Bir gün Azrail geldi mi söke söke, bahtıra bahtıra canını alır baba. Hiç dinlemez. Trafik kazasını da alır, zenzere de, ama malı Allah sana bırakmış. İşte o mal vermenin önemli olan cihattaki hareket bu, mal vermen o sana. Ebubekir Sıddık, tabi Peygamberimiz getirin diyor, neyiniz varsa getirin, büyük bir hazırlık, büyük bir ordu hazırlayacağız. Cihada gideceğiz. Aleyhissalatu vesselamın emrine uyuyorlar. Hazreti Ömer diyor ki, bu seferki cihat ta bahşetme yolunda, verme yolunda Ebubekir'i geçerim diyor. Malının yarısını topluyor, getiriyor Peygamberimiz. Sahabeler de öyle. Kimisi dörtte birini, kimisi falan, her şeyi. Camilerde de öyledir. Şimdi bak burada şey var, yol var. Herkesin takip ettiği bir şey yol var yani. Bazı kardeşlerimiz hiç gözü görmez verir. Bazı kardeşlerimiz iki kuruş verir. Üç kuruş verir. Hatta görmezlerse tatkeyi gezdirirken hemen kaçar gider. Yani kolay değil vermek yani. Bundan dolayı Ebubekir Sıddık Hazretleri malının tamamını getirmiş, koymuş orada. Koyunca tabi Peygamberimiz malum Allah'ın sevgilisi, rahmetedil alemin, bütün insanlığın şefaatçisi, onun sünnetine itibar edenlere rahmet peygamberi. Tabi durumu fark ediyor, diyor ki ya Ebubekir, sen yavrulara ne bıraktın? Hanım, çoluk, çocuk var onlara. Evde bir şey var mı? Yok ya Resulallah. Hiçbir şey yok. Peki onlara? Allah ve Resulünü bırak. Allah ve Resulünü bıraktım. Şimdi buradan Allah kendisine bir rütbe veriyor. Haber gönderiyor Cenab-ı Hak. Abibim Muhammed'ime söyle. Cibril. Abibim Muhammed Mustafa'ya söyle. Onun arkadaşı olan Ebubekir sadıkların en kıymetlisidir. Peygamberin en yakın, en kayınpederi, hem de en sadık arkadaşı. Ona benden selam söyle. Dünyadaki malından dolayı onun hesabı yoktur. O cennetliktir. Ve o da sadakat makamının en üstteki makamının, o makam ona aittir. Peygamberden sonra gelen makam Ebubekir Sıddık Hazretleri'ne aittir. O makamı ona verdi. Ve onun vücudunu da cehenneme aram kıldım. Tabi bu haberi alınca seviniyor. Fakat üzüntüsü de var. Diyor ki, siz de benim Rabbime benim memnuniyetimi bildirin. Rabbim bana bu nimetleri verdi, ona hamd ederim, sena ederim. Ama benim de Rabbimden bir niyazım var. Rabbim benim vücudumu o kadar büyük yaratsın ki, o beni cehenneme koysun, oraya kafirler de girmesin. Efendim iki defa hacca gittim, olsa olsa yerim cennet. Bizim hastalığımız bunlar. Bir insan Allah önünde, Kur'an önünde, peygamber önünde kendisini alçaltmadığı müddetçe onu Allah yükseltmez. İlmi ne olursa olsun. Delilin ne? Şeytan.
Şeytanı görmüyor musun? Meleklerin hocası değil mi? Meleklere hocalık yapmadı mı? Cemaat, meleklere hocalık yapan şeytanın karşısında Allah, benim ceddim olan Adem'i yarattı, öyle değil mi? Neden yarattı bizim ceddimizi? Topraktan. Topraktan yarattı, ateşten yarattı, ilimle donattı, şeytanın karşısına toprak adamı çıkardı Allah. İkisinin de ustası Allah. Onu da Allah, onu da Allah. Dedi ki, sen meleklerin hocasısın, cemaatin var, beni zikredersin, fikredersin, seni ilimle donattım ama şimdi topraktan yarattığım şu adama secde edeceğiz. İmtihan ya bu. Herkesin boyuna göre imtihan var. Çarıklının imtihanı ayrı, müftünün imtihanı ayrı, hocanın imtihanı ayrı, hacınınkisi ayrı, cemaatınkisi ayrı. Nasıl sen ben biliyorum Arapça yerim cennet diyorsun? İmtihan da ona göre çetin. Ona göre çetin. Ve tabi Allahu Azimüşşan Cenab-ı Hak Hazretleri şeytanın karşısına Adem'i getirdi. Bak şimdi ben sizin hocanızım diyor. Dedi ki itaat edeceksin buna. Cemaat kabul etti. Cemaat, melekler cemaat, o imam. Cemaat kabul etti, teslim oldu. Dedi ki ya Rab, nakkaş sensin. Nakşeden sensin. Adem'i de bizi de yaratan sensin. Ve biz senin emrine tabiiz, Adem'e tabiiz. Dedi ki Adem'e, siz Adem'i boştan etmeyin. Ben Adem'i doldurdum. Ya Adem çık bakayım şu minbere. Şu meleklere bir hutbe yaptı. Adem aleyhisselam minbere çıktı. Melekler de cemaat. 700 Nisan'la konuşuyordu. Melekler hayrete kaldılar. Dediler ki biz teslimiz. Fakat hoca, şeytan, imam o teslim olmadı. Ben olmam dedi. Olmazsan serbestsin. İnsanların nesli bitti mi? Kıyametten sonra hesaplaşacağız. Buyur istediğini yap dedi. Onu da serbest bıraktı. Çünkü yarın diyecek ki sen beni bırakmadın. O diyecek ki ben seni kulum serbest bırak. Bütün insanları sen kandırdın. Şunu yaptın bunu yap. Serbestsin. Serbestsin. Ha onun için Kur'an iki tane parti var Kur'an'da. Bunu da söyleyen dalıyorsun her yerden. Bir yerden çıkıyorsun bir yere giriyorsun. Çünkü hadise çok şey korkunç. İki parti var Kur'an'da. Parti ikidir. Birisi Allah partisi, birisi şeytan partisi. İçki, kumar, zina, fuhuş, faiz. Bununla iştigal eden, bunu teşvik eden, bunu anlatan, bunu savunan devlet, hükümet, fert, hacı, hoca. Şeytanın askeridir. Ne olursa olsun. Onun başkanı, reisi, mabutu şeytandır. Buna karşı olan fakir olsun, bahçıvan olsun, işçi olsun, köle olsun, içkiye, kumara, zinaya, faize, haksızlığa, fuhuşa, zillete ve adaletsizliğe karşı olan, namazı seven, haccı seven, orucu tutan, bu da en zelil insan dahi olsa bu asker Allah'ındır. Bu da Allah'ın askeridir. Parti ikidir, kumandan ikidir ve böyledir. Şimdi muhterem kardeşlerim, dikkat ederseniz cemaat daha sadık çıkmış ondan. Sadık, o helak olmuş. Tabi sonu ne olacak? Korkunç. Felaket sonu. Allah onun durumuna kimseyi düşürmesin. Korkunç. Ve şimdi cemaat meselesini kurtarmış. Melekler cemaati. Şimdi sadıklar mevzundaydık ya. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama bu kadar sadık bir insan. Fakat kendisini de çok küçük gözüküyor. Beni Rabbim cehennemine koysun da. Oraya kafirler girmesin. Onlar da imana gelsin. Çok küçük. Çünkü cehennem çok şedid. Çünkü cehennem çok korkunç. Çünkü ebedi. Burada 3 gün hapishanede yatarsın, 1 ay, 2 ay az çıkarlar çıkarsın. Ama ebedi. Cennet de ebedi. Cehennem de ebedi. Allah imanımızı almasın. İmansız gidenler ebediyen cehennemde kalacak. İman ne cevher ki? İman ne kadar güzel ki? O imanı kazanmak ne kadar zor ki? O imanı kazanmanın yolu 2 şeye bağlı. Ne hacıya ne hocaya. Birisi Kur'an, birisi sünnet. Kur'an ve sünnete tabi olan hacı hoca ile beraber olacak.